Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Evet, geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim 2 yıl kuralım var. Amerikan vatandaşı erkek arkadaşım var ve biz evlenmeyi düşünüyoruz. Benim 2 yıllık kuralımın olması buna engel midir? Süreci nasıl ilerletmeliyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim burada. Evet, sizin 2 yıl kuralınızın olmuş olması yeşil kart adımını atmak için ve yeşil karta geçmek için bir engel. Dolayısıyla sizin 2 yıl kuralınızı kaldırmanız gerekecek. Ve bunun için de yapmanız gereken durum State Department'a başvuru yapacaksınız 2 yıl kuralınızın kaldırılması işlemleri için. Ve aynı anda da Türk Büyükelçiliği üzerinden de Türk Dışişleri'ne sizin buradaki bu 2 yıl kuralınızı kaldırma durumuna itiraz etmediklerine dair onlardan da onay yazısı almak için oraya da başvuru yapacaksınız. Ve süreç bu şekilde ilerliyor olacak ve bu sürecin sonunda da sizin 2 yıl kuralınız State Department tarafından kaldırıldıktan sonra göçmenlik dairesi de bu noktada bilgilendirilecek ve göçmenlik dairesi de kaldırma kararını verdikten sonra sizin yeşil kartı almanıza herhangi bir engel kalmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben F1 statüsüyle vizem yok ve 5 yıldır ülke dışına çıkmadım. Maryland'de yaşıyorum. I-20 belgem 2021'e kadar sürecek. Kuzenim bana sponsor ve onunla yaşıyorum. Ve in-state olduğumuz için okuluma indirimli tarifeden para ödüyorum. Şu an evlenmeyi planlıyorum. Yalnız evleneceğim kişi Virginia'da yaşıyor. Bana sadece 14 mil uzaklıkta. Kuzenimin sponsorluğunu kaybetmeden, daha doğrusu in-state ödeme hakkımı kaybetmeden bu evliliği yapma şansım var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim burada gördüğüm en büyük zorluk iki şey var burada. Bir tanesi sizin evleniyor olmanız ve eşinizle yaşayıp yaşamayacağınız noktası. Diğeri de şu an oturduğunuz eyalette Virginia'daki okuldan indirimli in-state resident olarak ödeme yapıyor olmanız. Dolayısıyla bunu çözümü şöyle gözüküyor. Ya siz evleniyorsanız ve eyalet dışına taşınıyorsanız o zaman in-state durumunu kaybedeceksiniz. Ya da eğer evleniyorsanız ya da eşiniz Virginia'ya sizin olduğunuz yere taşınacaksa o zaman in-state durumunu koruyor oluyorsunuz. Yani şunu çok tavsiye etmiyoruz. Hani siz evlendiğiniz için başka bir eyalete taşınacaksınız. Artık sponsorunuzun olduğu eyalette yaşamayacaksınız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biraz önce Virginia dedim ama Maryland'desiniz siz. Eşiniz, yani evleneceğiniz kişi Virginia'da. Dolayısıyla ya Virginia'ya taşınıyor olacaksınız ve bu durumu bildireceksiniz. Ya da evlenmiyor olacaksınız ya da evleneceğiniz kişiyle beraber Virginia'da yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta yalan bilgi vermiyor olmanız. Dolayısıyla bu noktada ya okula doğru bilgi vereceksiniz. Dolayısıyla bu şekilde ya var olan durumu kaybedeceksiniz ya da evlenme olayını geciktireceksiniz. Bu karar vermeniz gereken bir durum. Ama şunu tavsiye etmiyoruz. Hani siz aslında Virginia'ya taşınacaksınız. Belki orada başka bir süreç, belki bir immigration süreci başlatacaksınız. Bu ikisi çok ciddi çelişkiler yaratabilecek şeyler. Dolayısıyla hangi eyalette yaşıyorsanız ona uygun hareket etmenizi tavsiye ediyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 2018 yılında Amerika'ya Work and Travel programıyla geldim. Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken Delaware eyaletinde LLC şirketi kurdum. Programım bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Şimdi B1, B2 vizesi alıp Amerika'ya gelmek istiyorum. Konsolosluk mülakatında hesapta ne kadar para göstermem gerekiyor? Ve daha önemlisi mülakat esnasında görevliye Amerika'da şirketim olduğundan bahsetsem ve vergi beyannamesi yaklaştığı için gitmek istediğimi söylesem vize alma ihtimalim ne olur? Konsolosluk görevlileri Amerika'da çalışacağımı düşünüp bana vize vermeme durumları olabilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durumu şununla görüyorum. Tabii siz daha önce Amerika'da bulundunuz ve şu an Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Bu önemli olacak. Yani siz eğer bir B vizesi başvurusu yapıyorsanız konsolosluk sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakıyor olacak. Dolayısıyla Türkiye'deki bağlarınız nedir? Çalışıyor musunuz? Orada bir şirketiniz var mı? Bunlar önemli olacak. Tabii siz konsolosluğa vize başvurusu yaparken Türkiye'de finansal bir durumunuzun olduğunu da göstermeniz tabii ki gerekecek. Dolayısıyla ya bir yerde çalışıyorsunuzdur ya da firmanız vardır. Bunun belli bir minimum rakamı olmayabilir ama sonuçta sizin işte Türkiye'de gelirinizi elde edebildiğinizi gösteren ve bu seyahati yapabilip edebilecek durumda olduğunuzu gösteren finansal yeterlilik uygun olur. Diğer bir durumda tabii ki Amerika'ya gelme niyeti, siz Amerika'ya gelme niyetinizin neyse onu belirtip vizeye başvuruyor olmanızda fayda var.
Eğer buradaki kuruluş şirketinizin işleriyle ilgilenmek için gelecekseniz ve buradaki şirket aktif bir şekilde ilerliyorsa, o zaman şirketin işleri için geleceğinizi ve bir amaçlı geleceğinizi belirtebilirsiniz. Tabii ki dikkat edeceğiniz nokta şu, sizin daha önce Amerika'da bulunduğunuz süreçte herhangi yasal olmayan bir çalışma yaptığınız tarzı bir şey anlaşılmaması gerekiyor. Yani hani siz sadece şirket kurmuş durumdasınız ama konsolosluk dönüp sizin de endişelendiğiniz noktaya getiriyorum. Hani dönüp siz orada çalıştınız mı diye soru sorma durumuna girdiğinde çok net bir şekilde böyle bir durumun olmadığını anlaması gerekecek. Dolayısıyla şunu tavsiye ederim. Bir şirket kuruluşunu yaptıysanız bu şirketin ne durumda olduğu önemli. Yani bir iş yapıp yapmadığı, burada bir eleman olup olmadığı, bunlar önemli olacak. Eğer hiçbir eleman gösterilmemişse şirket için ve şirket çalışma yapmışsa bu biraz riskli olabilir sizin için. Buradaki endişe eğer oldu da konsolosluk sizden buradaki şirketin banka hesap hareketlerini ya da buradaki çalışmalarını, vergi durumunu ya da finansal durumunu isterse bu sıkıntı ortaya çıkabilir. Yoksa teknik olarak eğer işte benim orada şirketim var Amerika'da ve onun işlemleri için gelmek istiyorum demiş olmanız çok daha olumsuz bir şey değil. Sadece inandırıcılığı noktası önemli. Eğer şirket gerçekten iş yapar bir durumdaysa bu şekilde bir niyetle başvurunuzu yapabilirsiniz. Yoksa turist niyetinizi de açıklayıp onunla da belki başvuru yapmanız da mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya C1 vizesiyle gelen bir öğrenci bir şekilde Amerikan ordusuna katılabilir mi? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii Amerikan ordusu derken çok çeşitli bölümleri var bunun. Bu noktadaki bizim genelde tavsiyemiz şu oluyor. Eğer karar verdiyseniz Amerikan ordusunun hangi bölümüne başvurmaya, o zaman o bölüme ulaşıp o bölümden yabancı durumunda olan, yabancı vize yani göçmen olmayan bir vizeye sahip olan bir kişi olarak onlara başvuramayacağınızı öğrenmenizde fayda var. Dolayısıyla bizim bu noktadaki genelde tavsiyelerimiz bu oluyor. Çünkü bazı bölümlerine mümkün değil girmeniz göçmen vizesiyle kimisine mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada tavsiyemiz direkt kuruma ulaşıp kurumdan bu noktada sizden ne tür şartlar istediğini görüyor olmanız. O şartlar çok açık bir şekilde sizin bir C1 vizesinde olsanız da girip giremeyeceğinizi size göstermiş olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Doğum için turist vizesiyle New York'a geldim. Ancak masraflar hastanenin bize iletmiş olduğundan çok yüksek çıkınca devlet yardımıyla doğum yapabileceğimi ilettiler ve sigortaya başvurduk. Şu an işlemlerimiz ücretsiz devam ediyor. Sorum şu, daha sonra Amerika'ya giriş çıkışlarımda bu durumdan dolayı sorun yaşar mıyım diye takipçimiz soruyor. Şimdi hiç sorun yaşamazsanız dersek bir kez yanlış yönlendirmiş oluruz sizi. Ama bir sorun yaşayacağınız anlamına da gelmiyor bu. Fakat genelde eğer bir sorun teşkil edecekse ileride sizin Amerika'ya giriş çıkış yapacağınız saatlerde bazen görevler farklı davranabiliyor. Ve yanınızda diyelim Amerikan vatandaşı bebeğiniz ya da çocuğunuz varken bunun doğumuyla ilgili olan süreci ya da dönemi sorgulayıp sizin var olan turist vizenizi iptal etme yoluna gitmeleri mümkün olabiliyor. Bunu yaptıkları görülmüş durumda. Tabii girişte çok sizin buradaki masrafları kimin karşıladığını gene sorabilirler. Ama bu genelde konsolosluklarda çok görüyoruz. Eğer konsoloslukta bir vize başvurusundaysanız onlar bunu ise sormaları daha yüksekle ihtimal. Ama tabii bu girişteki görevlilerin de bunu sormayacağı anlamına gelmiyor. Gittikçe bu özellikle bu durumda olanlara daha çok baskı yapılması noktasında olacağını hissediyoruz. Çünkü özellikle biliyorsunuz Amerika'da şu anki yeni yönetimin özellikle bu yabancı gelinlerindeki doğan çocuklarla ilgili tavrı ortada. Dolayısıyla bu noktada sizin buradaki doğum masrafını kendiniz mi karşıladınız yoksa buradaki devlet ödedi mi noktasında tarzı sorularla karşılaşmanız mümkün olabilir. Dediğim gibi sorun yaşamazsanız diyemem ama yaşayacağınız anlamına da gelmiyor. Ama yaşarsanız da bu şekilde bir duruma giriyor olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftanın bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Bir yıllık F1 vizem 2018 Ağustos'ta expire oldu. Ama okuldaki eğitimim sürdüğü için 2020'ye kadar geçerli I-20 belgem var. Benim merak ettiğim şey bu statümle Amerika içinde seyahat etme hakkım var mı diye takipçimiz bize soruyor. Evet, siz var olan F1 programınızı devam ettirdiğiniz sürece ve I-20 belgeniz geçerli olduğu sürece Amerika'da yasal kalabiliyorsunuz. Sadece ülke dışına giriş çıkışı yaparken vizeye ihtiyacınız olacağı için geri dönüşünüz mümkün olmayacak. O zaman Amerikan konsolosluğuna tekrar vize almanız gerekecek.
Yoksa Amerika içi seyahatlerde herhangi bir seyahat engeline karşılaşmadan seyahat edebilirsiniz. O noktada herhangi bir sorununuz ya da probleminiz olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Şu an Amerikalı bir ailenin yanında çalışıyorum. Ve bu Amerikalı aile annemle dayıma ziyaret için davetiye yazdılar. Bu davetiyeyi onlara bilgisayarda taratıp mı göndermeliyim yoksa direkt aslında kargo ile mi iletmeliyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki davetiye alma diye bir şart yok. Eğer bu kişiler finansal anlamda sizin akrabalarınızın masraflarını karşılayacaksalar o zaman tabii ki davetiyeyi koymaları şart olabilir. Ayrıca normalde şart değil. Fakat sizin durumunuzda davetiyeyi göndermeyi zaten planladığınız için benim tavsiyem hem isterseniz bir kopya örneğini onlara e-mail atın bulunsun hem de orijinalini kargo ile gönderin ki ellerinde orijinal belgeleriyle görevlilere gösterebilsinler. Ama bazen görevliler hiç bakmayabilirler bile, sormayabilirler bile ama tabii ki yanlarında orijinalini de bulmalarında fayda var deyip bu takipçinizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. F1 aile birleşimi başvurusu olanlar turistik B1 B2 vizesine başvurabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi ailenizin size göçmenlik vizesi için yaptığı bir başvuru sonuçta ortada ve bu başvurudan dolayı sizin normalde turist vizesine başvurmanıza engel yok. Tabii ki başvurabilirsiniz. Fakat turist vizesini alma imkanınız yok derece kadar düşük görünüyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabını verirsek eğer evet, B1, B2 vizesine başvuru yapabilirsiniz ama bu alabileceğiniz anlamına gelmez. Fakat Amerikan konsolosluğu görevlinin sizin neden şu an B1 ve B2'ye ihtiyaç duyduğunuzu inanması gerekiyor. Dolayısıyla belki çok uzun süre bekleyeceğiniz için, diğer yeşil kart süreciniz için bu noktada kısa bir seyahate ihtiyacınız varsa, acil bir durum varsa bunu görmek isteyebilirler. Bu noktada tatmin oldukları sürece size vizeyi verme durumları mümkün olur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu yönde. Benim green card'ım vardı. Amerika'ya geleli 5-6 yıl oldu. 6 ay Amerika dışında kalındığında green card'ın iptal olduğunu biliyorum. Kartımı aktif etmemin bir yolu var mı? Veya tekrar Amerika'ya gelebilmem için ne yapmam lazım diye bu takipçimiz soruyor. Anlaşılan siz daha önceden Amerika'da green card'ınız vardı. Ve Amerika'dan çıkalı da neredeyse 6 yıl olmuş durumda. Maalesef bu durumda siz yeşil kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Buradaki olay 6 aydan fazla değil, 1 yıldan fazla kaldığınız için bu hakkınızı kaybediyorsunuz. Bunu tekrar aktif etmenin 2 yolu olabilir. Biri Amerikan konsolosluğuna Returning Resident Visa başvurusu yapabilirsiniz. Ama bunun için de neden 5-6 yıldır Türkiye'de olduğunuzu ve Amerika'ya gelmediğinizi kanıtlamanız lazım. Ve gelememe sebebinizin çok ciddi bir durum olmuş olması lazım ki kabul etsinler. Yoksa bunu kabul etmeyeceklerdir. Ya da eğer hala green kartınızda süre varsa direkt gelip Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Ve girişte görevliler bir ihtimal sizi ülkeye bırakabilirler. Hiçbir şey sormadan. Ya da gerekçelerinizi sorabilirler. Eğer sizin açıklamalarınız ve kanıtlarınız yerinde olursa sizi ülkeye alabilirler. Tabii üçüncü opsiyonda elinizdeki green kartı alabilirler. Geri gönderebilirler sizi. Eğer siz buna itiraz etmek isterseniz de o zaman kartınızı alıp, ülkeye sizi alıp Amerika'daki göçmenlik hakiminin önüne çıkma sürecini başlatıyor olacaklar. Dolayısıyla bu önünüzdeki ihtimaller olacak eğer bunlardan birini denemek istiyorsanız. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben öğrenci vizesiyle Amerika'dayım ve eşim Amerikan vatandaşı olduğu için yeşil kart başvurumuz olacak. Fakat benim şu an OPT iznim var ve bu bölümle ilgili bir iş bulamadım. Dolayısıyla Uber ve Lyft şoförü yapıyorum. Birkaç kişiden bu konunun immigration'da yeşil kart sürecinde sorun yaratabileceğini duydum. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Yoksa önemli bir konu değildir ve problem olmaz mı diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii siz öğrenci statüsündesiniz. Bu öğrenci statüsünde hiç izniniz olmadan çalıştıysanız bu statü ihlali anlamına geliyor. Ama benim anladığım kadarıyla bir çalışma izniniz var OPT. Fakat tabii bu OPT sizin eğer Lyft ya da Uber'de çalışması imkan vermiyorsa ki vermiyor büyük ihtimal o zaman gene statü ihlali etmiş oluyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu, siz Amerikan vatandaşı eşiyle evlendikten sonra geçmişe yönelik yaptığınız durumları anlatırken bu işlerden de bahsetmenizde fayda var. Çünkü bunlar statü ihlali olacak ama Amerikan vatandaşı ile evli olduğunuz için
bu tür ihlalleriniz affediliyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesinin H2B'ye dönüştürülmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse statü dışında kalmadan değişikliğin zamanında yetişmesi olası mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin H2B'ye statü değişikliğine geçmeniz mümkün. Fakat turist statüsü süresince bu geçiş çok da mümkün olmayabilir. Bunun bekleme süreleri yüzünden. Dolayısıyla bu H2B başvurusunun sonuçlanması sizin burada geçerli olacak oturum sürenizi geçebilir. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz ihlal yapmamanız, ihlal yapmayıp H2B çalışmasını ilerletip gerekirse konsolosluk üzerinden vizenizi alıp gelmeniz çok daha ideal olacaktır. Öbür türlü buradaki 6 aylık süreciniz dolduğunda hala başvuru yapılamadıysa yasal durumunuzu kaybediyor olacaksınız. Dolayısıyla tavsiyemiz ülke dışına çıkıp H2B vizesini en kötü ihtimal bu turist vizesi statüsünde olsanız eğer Amerikan konsolosluğu üzerinden gitmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldiğimizde yatırımcı statüsüne vizemizi çevirmek istersek ne kadar sürüyor ve bunun için minimum yaklaşık ne kadarlık yatırım yapmamız lazım diye takipçimiz bize soruyor. Siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle geldiniz ve belli bir süre geçtikten sonra burada yatırım yapma noktasında kararları verdiyseniz o zaman yatırımcı statüsüne değişikliğinizi burada yapmanız mümkün olacaktır. Önemli olan bunun hızlı olmasını istiyorsanız o ilk 6 aylık süreniz bitmeden yatırım yapılmışsa ve başvuru hızlı bir şekilde içeri verilmişse o zaman cevabı kısa bir süre içinde alıyor olacaksınız. Yoksa eğer bu arayışın içinde bunu uzatmayla kalmaya devam ederseniz bu noktada biraz son dönemlerde yaşanan sıkıntılar var. Çünkü şimdi statü değişikliklerinde veya uzatmalarında uzamalar başladı ve dolayısıyla bu noktada siz normal var olan bir statünüzü uzatıp bunun sonucunu beklerken E2'ye geçmeniz hemen zor olabilir. Dolayısıyla eğer yatırımınız hazırsa ve yapacağınız iş noktasında geldikten sonra da karar verildiyse 6 ayda olmadan bu adımların atılmış olmasında fayda var deyip takipçimizin bu sorusunu cevaplamış olalım. Minimum bir yatırım miktarı yok fakat tabii ki tavsiye ettiğimiz rakam 100 bin dolar civarında olacaktır. Ama gün sonunda yapacağınız işe göre yatırımın miktarı değişecektir. O işi kurmak için ne kadar bir düşük miktarda yatırım ihtiyaç varsa o sizin yatırımcı vizesine gitmeniz için yeterli miktar olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green card çıkarsa konsoloslukta elenme şansı ne kadar ve neden elenebiliriz diye takipçimiz soruyor. Tabii ki zaten green card mülakatlarının amacı sizin o green card'ı alıp alamayacağınızın kararının verilmesidir. Dolayısıyla o mülakata gidip kesin green card'ı alacaksınız diye bir fayda yok. Eğer green card çekilişten çıkmış ise o zaman iki şarta bakacaklar değil mi? Bir, eğitim şartını tamamlıyor musunuz? Ya da tecrübe şartını tamamlıyor musunuz? Eğer bunları tamamlayamıyorsanız elenme durumunuz olacak. Diğer bir tür durumda finansal durum olabilir. İşte finansal noktada Amerikan devletine yük olup olmayacağınıza bakabilirler ve bunun için yeterli finansal durumunuzun olup olmadığını görmek isteyebilirler. Tabii diğer bir koşulda hem ya sağlıklı durumlar olabilir ya cezai durumlar olabilir. Bu tip durumlarda da yani sabıka kaydı olabilir. Uygun olmuş olmanız elenmenize engel olur. Yoksa elenmenize yol açabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green card için bekar biri bankada minimum ne kadar para göstermelidir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde tabii Amerika'da kişilerin minimum geçimini sağlayacak gelir miktarı tek kişi için 20 bin şu anki rakamlarla 20 bin 500 dolar civarında yıllık. Dolayısıyla siz en az 20 bin 500 doların üzerinde bir geliri gösterebiliyorsanız bu minimum finansal durumu göstermiş olursunuz ve bu şekilde de finansal sponsora ihtiyacınız kalmadan green card adımını atmış olabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Şu anda C1 vizesiyle master öğrencisiyim. Amerika'da iş bulursam Türkiye'ye dönmeden H1B vizeme başvurmalı mıyım? Başvurunun sonuçlanması tahminen ne kadar sürer diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer siz tabii Amerika'da bir iş bulursanız ve H1B vizesine başvuru yapabilecek durumdaysanız, diyelim ki eğer kotaya tabi başvurularsa bu, Nisan 1'de içeri verilecektir. Dolayısıyla sizin Amerika'da olmanız ya da çıkmış olmanız ya da burada olmanız önemli değil. İş yeri size
zamanı geldiğinde, diyelim Nisan bir haftası ya da günü itibariyle sizin H1B vizenize başvuru yapabilir. Dolayısıyla siz burada C1 vizesiyle de bulunuyor olsanız o statünüz devam ederken H1B başvurusu sizin için yapabilir ve siz ondan sonra Türkiye'ye dönebilirsiniz. Ama ya da eğitiminiz bu arada devam edecekse farz edelim. Nisan 1'de H1B'ye başvuru yapıldı ama sizin eğitiminiz devam ediyor ve Ekim'i de geçecekse eğitim süresi, o zaman ülke dışına çıkmadan burada statü değişikliği yapmanız mümkün olacak. Yani bu örnekte farz edelim C1 öğrenci statünüz devam ediyor ve siz başvurdunuz H1'a, o zaman siz hiç ülke dışına çıkmadan burada ya gerekirse C1 sürenizin uzunluğu yeterli olması ya da eğer Nisan, April First döneminden sonra bitiyorsa ona bir ek bir süre verecekler Ekim'e kadar. Dolayısıyla o süre içinde siz burada kalabiliyorsunuz ve onaylanınca da C1'dan H1'a geçmeniz mümkün olacaktır. Ne kadar sonuçlanacağını söylemek, Nisan ayındaki başvurularda düşünürsek, çekişleri de katarsak en az bir 2-3 aylık ya da 4 aylık bir sürece bakıyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card'a başvurdum. Açıklamalıysa okuyorum. 4 yıldır da sigortalı işim var. Green Card çıkarsa okulu sorun ederler mi diye takipçimiz soruyor. Buradaki durumda anlaşılan siz zaten daha uygun değil gibi görünüyorsunuz. Dolayısıyla yeterli koşulu sağladıktan sonra başvuru yapmanızda fayda var. Çünkü siz başvuru yaptığınız an itibariyle ne eğitim anlamındaki durumu tamamlamış durumdasınız ne de tecrübe noktasındaki yılları tamamlamış durumdasınız. Dolayısıyla tavsiyemiz gelecek yıl itibariyle yeni bir başvuru yaptığınızda o zaman itibariyle bu en azından şartlardan birine uygun oluyor olmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. İlkokul mezunuyum. Dil eğitimi için Amerika'ya gelebilir miyim? Gelirsem kaç ay kalma sürem var ve oradayken oturma izni alma şansım var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum sizin ilkokul mezunu olup olmamanız değil ama Türkiye'deki bağlarınız. Dolayısıyla siz eğer Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu, bu ister eğitim ki bu durumda yok ilkokul mezunusunuz, ister bir yerde çalışma ya da bir iş sahibi olma, bu tip şartların güçlü olduğunu gösteremezseniz tabii ki vize alma durumunuz çok zor olacak. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem eğer şartlarınız uygunsa ancak o zaman başvuru yapmanız. Öbür türlü öğrenci vizesi vermeme durumları mümkün olabilir size. Ve eğer ki öğrenci vizesini aldıktan sonra ABD'de bulunursanız ondan sonra burada belki iş kurma üzerinden ya da bir iş yeri sponsorluğu üzerinden oturum iznine geçme durumunu değerlendirmeniz mümkün olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card'ımı sponsor yoluyla aldım. 6 ay oluyor. Eşime ve kızıma onay geldi. Aynı zamanda mülakata girdik. Fakat ikisinin kartı yollanmadı. Notis geldi, onaylandı diyor. Ne yapmam gerekiyor diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi gönderen onların da başvurusu onaylanmış durumda ve kartlar gönderilecek durumdadır. Belki kartlar daha gönderilmemiş olabilir. Bazen gönderdikleri halde geri ellerine gidiyor, gidecek olabilir. Yani bu tip böyle aksaklar olabiliyor. Bu noktadaki ise tavsiyemiz göçmenlik dairesinin 860 numarasını arayıp Migration'ın, onlardan bu durumu bildirmeniz ve onlardan da takibini sağlamanız yerinde olacaktır. Yoksa durumları onaylandığına dair notis geldiği için kartlarını da en kısa zamanda alacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. E2 vizesinin başvurudan sonuç alınmaya kadar geçen süresi ortalama ne kadar sürüyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi bu başvuru türüne göre değişecek. Eğer normal başvuru yapıyorsanız en az bir 3 ay ile 6 ay arası bir sürece bakabilirsiniz. Eğer hızlı başvuru yapıyorsanız o zaman 2 haftada bu cevabı alacaksınız. Eğer ek belge talep ediyorsalar tabii ona ayrı bir cevap hazırlanması gerekecek. Ama başvurudan itibaren 2 hafta sürecek hızlı başvuruların sonucunu almak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. C1 vizesinden F1 vizesine geçerken göçmenlik bürosunda yapılan müracaatta her 3 ayda bir dosyayı yenilemek şart mı ve her yenilemede $370 ödemeli miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi biliyorsunuz geçen seneden beri yapılan epey değişikliklerden dolayı öğrenci statüsüne geçmek isteyen kişiler alt statüleri devam ettirmeleri gerekiyor.
Ve dolayısıyla siz eğer C1'den F1'a geçişe başvurduysanız ve alt statü olarak da turist statüsüne geçiş yapmış olmanız gerekiyor. Ve bu başvuruyu da her 6 ayda bir uzatmanız gerekiyor ta ki sizin F1 başvurunuzun sonucu alınana kadar ve bu her başvuruda da göçmenlik dairesinin istediği harcın ödenmesi gerekiyor. Yoksa o işlem alınmamış ya da sayılmamış görülüyor diyebiliriz. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Türkiye'deyim, internetten bir Amerikalı bayanla tanıştım. Amerika'ya nasıl geleceğim? Amerikalı bu bayanın benim gelmem için yapabileceği bir şey var mı? Turist vizesine başvuru yapsam, başvuru sırasında da bayan arkadaşım için gidiyorum desem mi? Bana sorun çıkarırlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki turist vizesi için başvuru yapabilirsiniz. Turist vizesi için başvuru yaparken Amerika'ya ne niyetle geldiğinizi belirtmeniz yani doğal ve doğru olacak şeydir. Ama eğer siz bu kız arkadaşınızla tanışmak için geliyorum diye iletirseniz konsolosluğa, konsolosluk o zaman sizin belki nişanlanma ve evlenme niyetiniz olacağını düşüneceği için o zaman size vize vermeme yoluna gidebilir. Ama burada yapılması gereken şu, eğer turist vizenizi alabiliyorsanız gezme niyetle gelmek için bu başvurunuzu yapabilirsiniz. Çok fazla başka detaya girmeniz gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eğer turist vizenizi alamama durumunuz olursa o zaman bu tanıştığınız kişi Türkiye'ye gelip sizle tanışabilir ve sizle tanıştıktan sonra siz evlenmeye karar verirseniz size nişanlık vizesi başvurusu yapabilir ya da evlenirseniz de o zaman size yeşil kart dosyası için, göçmenlik vizesi için başvuru yapma durumu mümkün olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya girişte diyelim ki memur bir ay verdi. Biz bu bir aylık sürede vize değişimi başvurusu yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Normalde girerken görevliler size 6 aylık bir süre verirler. Ya da duruma göre bunu daha az verdikleri 3 ay, 2 ay, 1 ay yapma durumları ve yetkileri de mümkündür. Eğer sizin buradaki kalışınızın başka bir statüye geçmeye de farklı bir şekilde davranmak olduğunu düşünürseler, sizin de bahsettiğiniz gibi örnekte bir aylık süre verebilirler. Tabii bu sürenin sıkıntısı nedir? Bu süre boyunca siz burada herhangi bir statü değişikliğine girmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla size o bir aylık statüyü verdiği zaman yapılacak en ideal şey siz bir aylık sürenizi tamamlamadan ülke dışına çıkmanız olacaktır. Çünkü eğer çıkmazsanız bu sefer de statü değişikliği noktasında, inandırıcılık noktasında ve girişteki niyetinizi gizlediğinizden dolayı sorun yaşama durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış oluyoruz. Dolayısıyla statü değişikliği mümkün olmayacaktır o bir ayda. Çıkmanız en ideali olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yaşım 38, evli ve 2 çocuk babasıyım. Ailecek dil okulu için vize alabilir miyim? Çocuklar 1 ve 3 yaşında. Hem eşim hem kendim için soruyorum diyor bir takipçimiz. Şimdi siz ailece bir F1 vizesine başvuruyorsunuz. Tabii yaşınız da orta yaşlarda. Burada dikkat etmeniz gereken nokta Amerikan konsolosluğu görevlinin sizin Türkiye'de neyle uğraştığınızı, bağlarınızın ne olduğuna bakıyor olması. Çünkü eğer Türkiye'de farz edelim çalışıyorsanız ya da işlerinizden işte dil eğitimini alıp bize geri dönsün, şu tarz katkıları olacak ya da şu pozisyon hazır olacak gibi kanıtlar bir araya getirirseniz fayda olabilir. Ya da bir şirketiniz vardır, işliyordur. Bunların faydası olabilir. Ama yoksa hiçbir şey, hiçbir bağınızın olmama durumunda ayrıca bu tip bir vize alma durumundan zorlanabileceğinizi şimdiden size belirtmek istiyorum deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da vekaletname almak için ortalama ne kadar ücret alınıyor diye bir takipçimiz soruyor. Amerika'da vekaletname almak için kastettiği noktayı tam anlayamıyorum ama herhalde kastettiğim bir vekaletname verilmesi ise normalde vekaletname düzenlenmesinde sadece bir ücretiniz eğer bunu bir avukatla yapıyorsanız bir avukatlık ücreti olacak. Yoksa herhangi bir başka bir harç ödenme durumu olmayacak. Tabii bu vekaleti nerede verdiğiniz önemli. Eğer vekaleti Türk konsolosluğunda veriyorsanız Türkiye'deki işlemleriniz için tabii ki orada bir harçla karşı karşıya kalacaksınız. Ama ben bunun dışında bir ücret alınma durumu söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da kurduğum işin Türkiye'den getireceğim paraya ihtiyacı yok. Ama benim bir vize ihtiyacım var. Şu anda şirketimde para biriktirip çekmiyorum. İş büyüyor. Belli bir ölçekte green card yolu açılır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz bir yatırım yapmıyorsanız bir kez o şirket üzerinden
yatırım cizyesi alma durumunuz mümkün olmayacak. Ya da siz bir yatırım yapmıyorsanız yatırım üzerinden, o şirket üzerinden ve yatırımınızdan dolayı green card'a gitme durumunuz mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu önünüzdeki bir engel olacak. O açıdan burada belki yapılabilecek bir şey ne olabilir? Eğer siz Amerika'daki bir şirketiniz varsa ve işliyorsa ve siz Türkiye'de de bir şirketiniz varsa ve o şirketin diyelim SSK'sındaysanız ya da işte çalışıyorsanız, o zaman şirketler arası transfer denilen durumu değerlendirmek mümkün olabilir. Ve ancak belki o durum üzerinden yeşil karta gitmeniz mümkün olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. İsim tahsisi davası ile adını değiştiren bir kişi eski adıyla yapmış olduğu DV Loteri 2020'yi kazanınca yapması gerekenler nelerdir diye takipçimiz soruyor. Eğer siz isim değişikliği yaptıysanız ve isim değişikliğinden önce çekilişe başvurduysanız ve çekiliş çıktığında, burada önemli olan nokta sizin çekilişe başvurduğunuz zamanki isim bilgilerinizin olduğu, doğru olduğu ve daha sonra da mahkeme kararıyla bunun değiştiğini gösteren mahkeme kararınız, nüfus kütük kayıtlarınız ve pasaportunuz, bütün bunları bir araya getirmekle bu noktada aslında aynı kişi olduğunuzu, sadece isim değişikliği yapıldığını kanıtladığınız sürece herhangi bir sorun yaşamadan yeşil kartı almanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Değerli bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. E1 vizesiyle ilgili 183 gün kuralı nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi ben tahmin ediyorum 183 gün kuralı diye kuralla ilgili duyduğunuz şey sizin bu vergiyle ilgili olan durum olacaktır. Yani ev vizelerinde böyle bir şart yok ya da böyle bir kural yok. Ama göçmen olmayan vizelerde, ki bunlardan biri de E vizesi, kişi eğer burada 180 günden fazla kalıyorsa Amerika içinde, o zaman buradaki residentlar gibi vergi beyanına ya da kurallarına tabi olur. Eğer 180 gün geçmediyse, altındaysa, o zaman buradaki residentlar gibi vergi beyannamesiyle yükümlülükleri aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bazen bu tip durumda olan diyelim iş adamları ya da yatırımcılar ya da kişiler, ülke dışında olan gelirleri de varsa çok ciddi, İşte bu noktada o 6 ayı geçirmemeye çalışırlar bir yıl boyunca. Ki resident olarak ya da resident gibi vergi başvurusu da ödemesi yapmamaları için deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, takipçimizden gelen, geçen haftadan gelen diğer bir soru da şu önde. ABD'de cosigner'ım yok. Türkiye'deki mallarımızı ipotek göstererek alabilir miyiz? Alabilirsek en fazla ne kadar alabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'daki eğitiminiz için Amerika'dan kredi almak istiyorsanız, bu noktada bankaların sağladığı, uluslararası öğrenciler için sağladığı öğrenci kredileri mümkün olabiliyor. Tavsiyem bu tip bankalarla ya da finansal kurumlarla irtibata geçip uluslararası öğrenciler için ne tür şartlarda kredi verdiklerini görmenizde fayda var. Fakat sizin durumunuzda benim tavsiyem şu yönde olabilir. Eğer mal varlığınız Türkiye'de ise, o zaman Türkiye'deki bir bankadan kredi alıp buradaki eğitiminizi karşılamanız çok daha yerinde olacaktır. Buradaki finansal olan yerler çok Türkiye'deki mallarınız için ipotek gösterme durumları mümkün olmayabilir. Belki bunun istisnası uluslararası finans bankaları ya da finans kurumları olabilir. Dolayısıyla bu noktada bir araştırma yapmanızda fayda var diyorum. Ve genelde bunun için okullarla görüşürseniz, okulların uluslararası öğrenci danışmanlarıyla görüşürseniz, onlar size finansal noktada da destek vereceklerdir. Evet, diğer bir sorumuz da bizim öğrenci takipçimizden aldığımız şu yönde. Üniversiteler öğrencilere kredi verebilir mi tüm eğitim masrafları için diye soruyor. Şimdi üniversitelerin kredi vermesi gibi bir durum değil de üniversiteler burs verebiliyor. Dolayısıyla siz başarılı bir öğrenciyseniz ve bu noktada bir üniversiteye burada başvurduğunuzda onların burs imkanlarını da sorun ve burs imkanları için de başvuruları yaparsanız onlar bu noktada size destek olup olamayacaklarını iletecekler. Ama üniversitelerin kendilerinin kredi verdiği bir durum söz konusu değil. Tam tersi, öğrenci kredileri var. Ve bunun için eğer uluslararası öğrenciyse kişi, dışarıdaki finansal kurumlar ya da bankalar bu noktada hizmet verebilirler. Yoksa üniversiteler direkt kredi sağlamıyorlar deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da şirket kurduktan sonra ve bu şirket aktif olarak çalıştığında bankalardan kredi ve kredi kartı kullanabilmemiz mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Evet, sorunun cevabı evet. Kesinlikle burada şirketiniz
kurulduktan sonra ve aktif bir şirket haline döndükten sonra buradaki bankaların şirketlere verdiği beklenti 2 yıl olur genelde. Dolayısıyla siz şirketinizi kurdunuz ve aktif şekilde ilerledi ve şirketiniz 2 yıllık bir geçmişini ya da süreyi tamamladıktan sonra bankalardan kredi talep edebilme durumunu sahip olacaktır ve dolayısıyla kredi alması için başvuruları buradaki Amerikan bankalarına yapabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da şirket kurup büyük meblağda yatırım yapmadan SSN alabilir miyiz? İnternetten firmayı kurarak vize almayı kolaylaştırabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'da şirket kurup yani büyük meblağda yatırım yapmadan da ne tür bir meblağ kastediyorsunuz bilmiyorum ama şirketin işlemesi için ve kurulabilmesi için belli bir meblağ bile yatırım yaparsanız o sizin yatırımcı vizesi almanızı imkan sağlar. Bu vize üzerinden de siz sosyal güvenlik numarası alabileceksiniz. Öbür türlü yani hiçbir yatırım yapmadan ya da bir yatırımcı vizesi ya da ticaretçi vizesi tarzı bir vize almadan sizin sosyal güvenlik numarası alma durumunuz mümkün olmayacaktır. Ve internet üzerinden kurmaktan bahsetmişsiniz. Eğer şirketiniz e-ticaret tarzı bir şirket olacaksa ve iki ülke arasında ticaret yapacaksa o zaman belki E1 vizesi ticaretçi vizesine uygun halde olabilir. Onun üzerinden sizin sosyal güvenlik numarasını almanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card bana çıktı diyelim ama bu sene sıra gelmezse yani konsolosluğa randevum olmazsa ne olacak? Seneye bu hakkımı kullanabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi lotary üzerinden yani çekiliş üzerinden yeşil kart başvuruları her yıl yapılır. Bu başvurular o yıla tabidir. Yani dolayısıyla siz o yılda kazanamazsanız bir daha başvuruyorsunuz. Eğer o yıl seçilirseniz fakat süreniz gelmezse o yılki hakkınızı kaybediyorsunuz. Ve gelecek yıl yapacağınız başvuruda tekrar baştan yeni bir başvuru yaparak ilerliyorsunuz. Yani yoksa onu işte kullanamadık hakkımızı ya da konsolosluğa randevu yetişmedi deyip ötesine geçme durumunuz mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde takipçilerimizden. 2 yıl kuralını avukat aracılığıyla mı kaldırmak daha mantıklı yoksa kendimiz mi yapsak daha mantıklı diye takipçimiz soruyor. Avukat tutma zorunluluğunuz yok fakat eğer bu işlemi yapmadıysanız ve bu işlemin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsanız işlemde gecikme ya da sorunlar yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı da yani bu noktadaki 2 yıl kuralları da yapan ve bilen bir avukatla çalışmanızda fayda var. Çünkü süreç normalde 3-4 ay sürüyor kaldırma işlemleri ve eğer gecikmeler ya da eksikler olursa süre daha da uzayacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki tavsiyemiz bir uzman avukatla çalışıyor olmanızdır. Evet bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben çevre mühendisiyim. Yakın zamanda H2B vizesini duydum. İnternetten araştırdım. Fakat detaylı bir bilgi bulamadım. Bu vize türü sezonluk işler için mi? Yoksa mühendislik alanlarında mı geçerli diye takipçimiz bize soruyor. Aslında aynen sorduğunuz noktada cevaplayacağım aslında sorunuzu. Evet bu H2B vizeleri sezonluk işler için yani geçici işler için verilen ve çok da vasıf aranmayan işler için verilen vize türüdür. Dolayısıyla bir mühendisin çalışması ya da mühendislik işlerde çalışması için H2B değil tam tersi H1B tarzı da profesyonellerin üniversite eğitimi gerektiren bir pozisyona ihtiyaç duyan ve vizeye ihtiyaç duyan kişilerin başvuracağı vize türüne ihtiyaç duyacaksınız. Yoksa H2B vize türü altında daha çok geçici, sezonluk ve belli vasıf gerektirmeyen işler için imkan sunan bir çalışma vizesidir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Petition vizesinden hesabımıza miktar olarak para yatırmak gerekli mi? Ayrıca sponsorumuz olduğu halde para yatırma gerekli midir diye takipçimiz soruyor. Eğer size sponsor olan biri varsa sizin göçmenlik vizesini almanız için, yeşil kart almanız için sponsorunuz zaten gerekecektir böyle bir durumda. Yani size bir sponsor başvurusu yapıldı petition için, göçmenlik vizesi için. O zaman sizin finansal durumlarınızı karşılayacak kişi sponsorunuz olacaktır. Dolayısıyla sponsorunuzun yeterli gelirinin veya mal varlığının olduğunu göstermesi ve kanıtlaması gerekecektir. Dolayısıyla sizdeki paranın çok da önemi olmayacaktır. Ama farz edelim sponsorun yeterli geliri yoksa ek bir finansal sponsor koyulabilir. Farz edelim o sponsor bulunamıyor. O zaman tabii ki sizde yeterli bir ölçekte paranın olmuş olması bu koşulu aşmanıza
fırsat verecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, son canlı yayın sorusunu da alıyorum ben. Amerika'ya gelip şirket kurmakla Amerika'da internetten online firma açmak arasında fark veya kolaylıklar var mıdır diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin Amerika'ya gelip şirket kurmanız ve internetten açma durumunuz öncelikle ne iş yapmak istediğinize bağlı olan bir durum. Dolayısıyla sizin kuracağınız işinizin, şirketinizin ve sizin burada olmanızın ne kadar ihtiyaç duyulmasına göre değişebilir. İnternet üzeri işlerde çoğu zaman kişiler diyelim ticari tarz işlerde çok buraya gelmeyi istemeyebilir başta. Onlar için ideal bir yöntem olacaktır. Fakat eğer siz burada bir yer açmayı planlıyorsanız ve bir location araştırması ya da bölge seçmeyi planlıyorsanız en mantıklı olacak şey burada bulunduğunuz bir süreçte şirket kuruluşunu yapmak olacaktır. Yoksa arada bir fark yok. Bir tek tabii şu önemli olacaktır. Siz burada olduğunuz bir süreçte aynı anda da şirkete banka hesabı açmanız sizin kontrolünüzde tutulması daha da güvenli olacağı için burada olmanızı gerektiren bir işlem olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.